Cumhurbaşkanı Erdoğan, temel gıda ürünlerinde KDV indiriminin %1'e düşürüldüğünü açıklamıştı cumartesi günü. Uygulama bugün başlıyor. Peki yeni oran etiketleri nasıl yansıyacak? Bu soruya cevap arayacağız. Temel gıda ürünlerinde %8 olan KDV'yi %1'e indiriyoruz. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. Etiketlerde indirim hazırlığı başladı. Temel gıda ürünlerinde KDV %8'den %1'e çekildi. Karar resmi gazetede yayımlandı. Gözler uygulamanın başlayacağı pazartesi gününe çevrildi. Böylece inşallah bunu yürürlüğe sokuyoruz. Hayırlı olsun. Temel gıda ürünlerinde yapılan 7 puanlık KDV indirimi market sepetinde hissedilecek. Etten süte, peynirden yağa tüm gıda ürünlerinde indirim yapılacak. Pazartesi günü KDV indirimi hem raflara hem cebimize nasıl yansıyacak? Sizin için alışveriş yapacağız ve aradaki farkı hep birlikte göreceğiz. Baldo pirinç 14.50'den 13.48'e, nohut 19.90'dan 18.50'ye düşecek. Makarna, çay, süt ve beyaz peynirin fiyatı da ucuzlayacak. 365'e durma. Ne kadar? 464 lira 85 kuruş. Bu şu anda %8 KDV'li olarak bugün aldığımız temel gıda ürünleri. Yarın geldiğimizde bu ürünleri %7 indirimli olarak alacağız. Ve yarın geldiğimizde fiyat ne kadara düşüyor? Fiyat 434 65 kuruşa düşüyor. Yaklaşık bir 32 liralık bir indirimimiz oluyor. Ne kadar tuttu hepsi? 338 lira. Yarın alışveriş yapsaydınız 15 lira daha eksik verecektiniz. 315 lira tutacaktı. İnşallah daha ihtiyaç yok. Yarın da alırız. Pazartesi de alırız. Patates, soğan, yumurta, ekmek, kaşar bilmem ne. Daha markalı ve fiyatı yüksek olan ürünleri aldığımızda aynı ürünler ne kadar tutuyor şu anda? 736 lira 35 kuruş. Peki yarın geldiğimizde bu rakam kaç liraya düşecek? Bu rakam 684 39 kuruşa düşecek. Yaklaşık 52 liralık bir indirimimiz olacak, fark olacak. Bu daha önce de denendi. Bir enflasyonla mücadele kampanyası vardı ve o dönem başarılı da oldu. Bir sonraki ayda eksi çıkmıştı hatta. Benzer bir durumun yansımasını bekliyoruz inşallah. KDV indirimi %8'den 1'e sadece et, süt, çay, yumurta, yağ gibi ürünlerde değil. Meyve ve sebze, kuru yemiş, su ve soda gibi içeceklerde de %1'e inecek. Peki indirim etikete yansıtılmazsa ne olacak? Bu durumda devreye enflasyonla mücadele timleri girecek. Sert tedbirler uygulanacak. Fahiş fiyat uygulayanlarla enflasyonla mücadele timi özel bir tim oluşturuyoruz. Yanlış yapanlarla ilgili en sert tedbirleri alacağız. Bir ürünün fiyatı bir yere geldikten sonra indirim olmaz diye bir algı var. Yani çok düşeceğini düşünmüyorum ben. Yani marketler bunu uygulamaz mı diyorsunuz? Benim tahminim uygulamazlar. Sonuçta bu fiyatlarını belirlemişler. Daha aşağıya düşürmezler diye tahmin ediyorum ama inşallah düşürürler. Beklentimiz o yönde. Enflasyona karşı mobil uygulamada başlatılacak. Vatandaş cep telefonla indireceği programla en ucuza nereden ürün alabileceğini görecek. Mobil uygulamanın faydası ne olacak? Marketten aldığımız herhangi bir ürünün, aynı marka, aynı ürünün etiketini buradan okutacağız. Ve bu okuttuğumuz etiket fiyatı diğer marketlerde ne kadar onu öğrenebileceğiz. Ürün fiyatları Birlikten Berekete programıyla anlık olarak takip edilecek. Uygulama 1 Mart'ta kullanıma sunulacak. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, gıda ürünlerinde KDV'nin %1'e indirilmesiyle ilgili 81 ile talimat verildiğini belirtti. Denetimler neticesinde indirimi yansıtmayan marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağız uyarısında bulundu. Gıda ürünlerinde KDV'nin %8'den %1'e çekilmesi sonrasında denetimler başlıyor. Twitter hesabından açıklama yapan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, indirimin ulaşması için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti. 81 ilimizdeki ticaret müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız mesajını verdi. Bakan Muş, indirimin yansıması